açlık geçirdik ve uzun açlık sonrasında iftar öğünümüze sıra denk geldi. İftar öğününde gerçekten aynen gün içerisinde beklediğimiz gibi hemen aceleci değil, yavaş yavaş davranarak beslenmeliyiz. Çünkü eğer yavaş yavaş bir iftar yemeği yersek sindirimimiz açısından daha faydalı olmaktadır. Uzun açlık sonrasında çok çok sıcak besinlere ve aynı zamanda yağlı, asitli içeceklerle beraber yemeklere çok fazla yer vermemeliyiz mutfağımızda. İftarı mutlaka su, yanında hurma veya zeytinli açabilirsiniz. Fakat daha sonrasında çorba her zaman için sıvı içeriği nedeniyle hem gereken sıvı ihtiyacımızı karşılayacaktır, aynı zamanda bize tokluk hissi de verecektir. Yavaş yavaş yemek yemek bizim daha erken doymamıza ve sindirim sorunlarımızın oluşmasını mutlaka geciktirici rol oynamaktadır. Sonrasında 15-20 dakika ara verdikten sonra ana yemeğimize geçebiliriz. Ana yemeğimiz bazen peynir ekmek, zeytin, domates kahvaltılık da olabilir veya da bir et yemeği ya da bir tencere yemeği, sebze yemeği de olabilir. Bu yemeğimize bir kase cacık ve salata her zaman eşlik etmelidir. Çünkü özellikle Ramazan ayında çok sık sindirim problemleri, kabızlık gibi şikayetler vardır. Ve çiğ sebze yemek, özellikle sıvı gıdalar almak bu şikayetlerin azalmasında çok büyük rol taşır. O açıdan iftarda hem sıvı gıdalara yer verelim hem de proteinini güzel yemekler yiyelim.